Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatleriniz için nefis bir tatlı hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kuru malzemelerimizi tenceremize koyalım. Bir su bardağı irmik alıyorum. Bir su bardağı da şeker alıyorum. Klasik su bardaklarıyla aynı şekilde alıyor. 200 milimlik. Üzerinden 1 litre süt ilave ediyorum. Öncelikle iyice bir karıştıralım. Tenceremizi ocağımıza alalım. Tenceremi ocağıma aldım. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hiç ara vermeden sakin sakin karıştıralım. Muhallebim kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle 1-2 dakika daha orta ateşte kaynatmaya devam edelim. Bu esnada ocağımı iyice kıstım arkadaşlar. Çünkü çok patlama yapıyor. Kısık ateşte 1-2 dakika kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi katılaşmaya da başladı. İrmikler de içinde güzelce şişti. Dikten karıştıralım. Bu kadar yeterli. Şimdi ocağımızı kapatalım. Bir paket şekerli vanilin ekleyelim. Bir yemek kaşığı margarin ekliyorum. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı eriyene kadar iyice karıştıralım. Şimdi muhallebimin tam yarısını döküyorum. Şöyle göz kararı yarısını alalım. Daha sonra bir kaseye süt koyalım. Şöyle 5-6 tane kedi dilim var arkadaşlar. Pasta yapmıştım. Artmıştı. Bunu da bu şekilde değerlendiriyorum. Şöyle sütle ıslatıp tepsime diziyorum. Hem kolay hem de lezzetli bir pasta oluyor. Kedi dili şart değil. Bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Ya da sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de yapılabiliyor. Şöyle ortadan kırıyorum. Daha sonra ayırdığım muhallebinin hepsini döküyorum. Şöyle üzerine tamamen düzleyelim. Evet arkadaşlar, pastamı 5 dakika masanın üzerinde bekleteceğim. Daha sonra dolaba alıp en az 3 saat dinlendireceğim. Vaktiniz varsa akşamdan hazırlayıp sabahta pastanızı yapmaya devam edebilirsiniz. Pastamız dolapta dinlenirken şöyle bir karışım hazırlayacağız. 1 tatlı kaşığı kakao koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı kahve. Şöyle 1 çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Bu üçlüyü iyice karıştırıyorum. Tarçın kokusunu sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Sade kahveyle de yapabilirsiniz. Ya da kakao, hangisini seviyorsanız o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Bu arada pastamız da güzelce dinlendi. Şu şekilde elimizle çektirip kenarlarını esnetelim. Ters çevirdiğimizde kolayca çıksın. Daha sonra tepsimize uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tepsimize de hiç yapışmadı. Çok güzel ve çok kolay bir
Pasta oldu. Şimdi de hazırladığımız karışımı üzerine serpiştiriyorum. İsterseniz üzerine çikolatalı sos da hazırlayıp yapabilirsiniz. O şekilde de kanalımda tarifi var. Şöyle bolca serpiştiriyorum. Nefis bir lezzet veriyor arkadaşlar. Kahve, kakao, tarçın, sütlü tatlılarda çok güzel yakışıyor. Şimdi de pastamızdan bir dilim alıp servis edelim. Şöyle pastamızdan bir dilim alıp servis tabağımıza koyalım. Evet sevgili takipçilerim, videoda da görüldüğü üzere gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Umarım sizler de dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Şöyle de bir iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Çay saatleriniz için mükemmel bir tarif. Bir de tadım testi yapmak istiyorum. Evet sevgili takipçilerim, mutlaka deneyin diyorum. Enfes bir lezzet olmuş. Dediğim gibi üstüne serpiştirdiğim kahve, kakao, tarçın süper bir lezzet verdi. İnşallah sizler de tarifimizden dener ve memnun kalırsınız. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.